ederim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Müsaade etmediğimiz arkadaş kalmadı herhalde değil mi? Allah hepinize razı olsun efendim. Sağ olasın. Geç açsın. Basınımızın değerli mensupları, bu akşam programda olmayan bir toplantı vesilesiyle davet etmiş olduk. Hakkınızı helal edin. Öncelikle şahsım ve teşkilatım adına Mustafa Kamalak hocamıza hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum hepinizin malumudur. Böyle bir durumda dışarıyla irtibatımızı kestiğimizi düşünelim. Akıl, mantık ve fikir rehberliğinde Türkiye'yi bu badireden nasıl çıkarabiliriz sorusunu kendimize soralım. Türkiye niçin bu duruma düşürüldü? Sanıyorum herhalde bugün de Amerika Birleşik Devletleri meclisi, senatosu vesaire Türkiye'nin soykırım yaptığı yolundaki kanun teklifini herhalde kabul etmiş. Haberleri izlemiyorum ama bulamayan şey öyle. Yani 100 yıl önceki bir fiille suçlanıyor Amerika. Türkiye'yi bölmek isteyen gruplara silah veriyor, yol gösteriyor, fikir veriyor. Velhasıl askeri ve mali yönden alabildiğine destek sağlıyor. Böyle bir ortamda aklımız bize bu girdaptan nasıl çıkmayı gösteriyor? Falanın filanın etkisinde kalmadan tabii burada en önemli ağır yükün basın mensuplarına düştüğünü biliyorum. Çünkü her birimiz dışarıdan etkileniriz. Ama basın mensupları tabii belli bir patrona bağlı. Onun işte göstereceği yoldan yahut ne bileyim tavsiyeler çerçevesinde hareket edecekler için Allah yardımcıları olsun. Kolay değil. Yani bağımlı çalışmalar. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin bugünkü duruma düşmesinin temel sebeplerinden biri Suriye politikasıdır. Yanlış mı düşünüyorum? Beraber düşünüyorum. Akıl bir işin sonunu görebilmektir. Sonuçtan geriye dönüp bakıldığında şu oldu, bu oldu demek kolay olur. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı demek. Ama işin başındayken yolda ne gibi engeller var, ne gibi riskler var, ne gibi tehlikeler var, bunu tahmin etmek o kadar kolay değil. Ama işte akıl orada devreye girer. Yani işin başında. O yüzden diyoruz ki kısaca bir cümleyle, akıl bir işin sonunu görebilmektir. Biz Saadet Partisi olarak bu işin Suriye politikasının sanıldığı gibi kolay olmayacağını, Türkiye'yi bir takım açmazlara sürükleyeceğini düşünerek hayır gitmeyiniz denilmiş olmasına rağmen 20 civarında basın mensubuyla Saadet Partisi üst yöneticiler olarak Suriye'ye gittik. Esad'ı uyardık. Ona bir ayeti kerimeyi tablo biçiminde sunduk. İyiliği emreyle, kötülüğü nehyeyle diye. Değerli arkadaşlarım, biz Suriye'ye gittik diye özellikle basın mensupları sanırım daha iyi hatırlayacaklar. Bizi Esedci diye ilan ettiler. Çünkü o günün şartlarında iktidar sahipleri 15 gün içerisinde Şam Camii'nde
sabah namazı kılmak üzere diyordu aziz milletimize. Böyle randevulaşıyor diyordu. Biz ise hayır diyorduk. Değerli arkadaşlarım, hele hele düşünün, güçlü bir iktidara karşı yolumuz yanlış diyebilmek kolay bir şey değil. Ama doğru düşünenler, geniş bir kitle, hele hele devlet gücünü elinde bulunduran iktidar farklı düşünüyor diye doğruyu düşünenler çekinir, korkacak olursa aziz milletimize karşı görevini yapmamış olur düşüncesiyle biz hayır dedik. Türkiye olarak 15 günde değil, 15 dakikada Suriye'ye girebilirsiniz ama 15 yılda çıkamazsınız. Çıktığınızda da kolunuz, kanadınız kırılmış olarak çıkarsınız. Ülkemiz bölünmüş olarak çıkarsınız. Çünkü Suriye'de sadece 23 milyon Suriye halkının yaşadığı bir ülke değil. Orada Amerika var, orada Rusya var, orada Çin var, orada İsrail var, orada İran var, orada Avrupa var bir bütün halinde. Orada bunlarla işbirliği içerisinde olan 72 millet var dedik. Esedçi olarak ilan edildik. Dönemin Dışişleri Bakanı bize geldi. Bu hatayı tırnak için ifade ediyorum. Ancak Esed'e karşı yapacağımız bir protesto mitingi ile kısmi de olsa telafi edebileceğimizi söylemişti. Kısmi de olsa. Biz tabii onun da yanlış olacağını ifade ettik ve reddettik. Gelinen noktaya bakalım. Sizler çok daha iyi biliyorsunuz, çevrenizde militanca iktidarı savunan Allah'ın bir tek kulu Suriye politikasının doğru olduğunu söyleyebiliyorum. Geçelim oradan. Ergenekon Balyoz olayları patlak vermişti. İşte kim varsa asker şu bu tutukları içeri atılıyordu. Biz dedik ki yine tabii güçlü bir iradeye karşı, baskın bir iktidara karşı dedik ki yanlış yapıyorsunuz. Darbecileri, suç işleyenleri elbette cezalandırmak lazım. Ama orduyu yıpratmayın. Ordu bu devletin temel sütunlarından biridir. Orduyu tahrip edecek olursanız korkarız ki gün gelir Güneydoğu'ya gönderecek subay olamazsınız. O zaman da bize dediler ki darbecilerin dinci ayağı. Hatırlayacaksınız. Peki bugün içeride bir tane Ergenekoncu, bir tane Balyozcu var mı? Yok. Üstelik o gün tutukladıklarının bir çoğuna sizin kesenizde milyonlarca lira tazminat olarak ödendi. Yazık ki yine sade tatlı çıkmıştı. Sonra çözüm süreci dediler. Biz dedik ki iktidara, yine yanlış yoldasınız. Yine yanlış yoldasınız. Niye? Çünkü hem bir kitleyi yahut bir grubu hem terörist diye suçluyorsunuz hem de müzakere masasına oturuyorsunuz. Teröristle müzakere değil, mücadele edilir. Mücadelenin yeri de Oslo değil, İmralı değil, Kandil değil. Mücadelenin yeri milli iradenin temerküz ettiği, toplandığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Müzakere orada yapılmalıdır. O zaman da bize dediler ki kıskanıyorsunuz. Özellikle yandaş medya
tırnak içinde ifade ediyorum. Kıskanıyorsunuz dediler. Sizler bilmiyorsunuz ama geri planda binlerce hakaretle karşılaştık. Binlerce küfürle. Ağza alınamayacak. Müslümanın telaffuz etmesi şöyle dursun. Akıl, vicdan sahibi, insaf sahibi hiç kimsenin ağzına yakışmayacak olan hakaretlerle, küfürlerle karşılaştık. Doğru söyleyelim. Dokuz köyden kopuyorlar. Peki niye kıskanıyormuşuz? Şehit cenazeleri gelmiyor, analar ağlamıyor diye kıskanıyormuşuz. Biz dedik ki inşallah siz haklı çıkarsınız ama biz endişe ediyoruz. Barajlar terör tutuyor. Peki gelinen nokta, yazık ki yine Saadet Partisi'ni haklı çıkardı. Keşke haksız çıksaydık. Bakıyoruz binlerce şehit. Binlerce. Aynen. Yol boyunca bakıyorum, işte önceki gün Trabzon'daydım. Üst köprülerden bakıyorum, Şehit Ahmet Köprüsü, Şehit Mehmet Köprüsü, Şehit Hasan Köprüsü falan falan. Yol boyunca şehitler, şehitler, şehitler. Şehit cenazesi gelmemiş. İlleri bir tarafa bırakayım, ilçelerimiz var mı? Hayır. Tekrar ediyorum önemine binaen. Akıl bir işin sonunu görebilmektir. Burada değerli arkadaşlarım, özellikle basın mensubu siz değerli kardeşlerim, şunu ifade edelim ki Saadet Partisi bu ülke için efendim bir pusula, mazlum milletler için bir rehber, tüm insanlık için ise bir kurtuluş reçetesidir. Belki çözüm birlikte çözülsün dediniz. O zaman size hakaretler edildi. Şimdi tekrar beraber hareket ediyorlar. Bu nasıl oluyor hocam? Efendim, yanlışta ısrarın bir manası yok. Ama şunu üzülerek ifade edeyim ki artık başa dönmek de mümkün değil. Yani 8 sene önceki noktaya gelmek mümkün değil. İsterseler de mümkün değil. Niye? Binlerce şehit verildi. Bu şehitlerin hesabını kim verecek? Akdeniz'de 10 binlerce, hatta 300 küsür bin insanın köpek balıklarının yem olduğu, denizlerde boğulduğu ifade ediliyor. En azından dünya kamuoyuna yansıyan bir aylan bebek olayı var. Bunlar nasıl telafi edilecek? Şu an düşünün, 12 milyon civarında Suriyeli mülteci hayatı yaşıyor. Evleri başlarına yıkılmış, ülkeleri tarumar edilmiş. Bunun resmi açıklamalara göre 3 milyon 600 bini Türkiye'de, diğer ülkelerde. Bunların çektiği ezalar, cefalar nasıl telafi edilecek, mümkün mü? Bu ülkenin menfaati neyi icap ettiriyorsa bugün de karar veririz. Merhum Erbakan hocanın bir sözünü hatırlatmak isterim. Sık sık vurguluyordu. Allah rahmet eylesin. Herhalde sona doğru yaklaştığını hissediyor olmalıydı ki unutmayın, hepimiz bu milletin evlatları istiyordu. Yani bizim peşiyle şu partiyle, bu partiyle işbirliğimiz olur, şuna düşmanlığımız olur, şunla bir araya gelmeyiz gibi peşiyle önceden verilmiş bir kararımız yoktur. Milletimizin menfaati icabı yapmamız gereken bir durum diye düşünüyoruz. Gönül ister ki tek başımıza, tamam mı? Tek başımıza kanun yapabilecek güce erişelim. Millete tek başımıza gelin diyebilecek, doğru yolu gösterebilecek, milletin itibar ettiği bir güce ulaşalım. Onun mücadelesi veriyoruz. Zaten o yüzden buradayım şimdi de. Velhasıl bizim şu partiyle bu partiyle ittifak yaparız diye baştan alınmış bir kararımız yok. Teşekkür ederim. Biz milletle ittifak yapmak istiyoruz özü itibaren veya milletin menfaati neyi gerektiriyorsa o yolda hareket ederiz. Yani başkanım Türkiye ittifakı demişti. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.